Evet efendim, bir genç vizyon programı ile daha sizlerleyiz. Saat 17 kuşağında biliyorsunuz Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin birbirinden kıymetli akademisyenlerini konuk alıyoruz. Bugün yine çok ama çok önemli bir konuğumuz var. Çünkü aslında en çok tercih edilen bir bölümü, fakülteyi konuk ediyoruz. İletişim Fakültesini bugün konu edineceğiz efendim. İletişim Fakültesini hangi öğrenciler seçmeli? Hangi yetenekler ve yetkinlikler İletişim Fakültesinde öğrencileri ön plana çıkartıyor diyoruz ve bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Senih Çavuşoğlu hocamızla birlikteyiz efendim. Kendisiyle hem Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesini hem de İletişim Fakültesini konuşuyor olacağız. İletişim Fakültesini seçecek olan öğrenciler ekran başına diyorum efendim. Sevgili hocam. Merhabalar, merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Geçen yılda sizinle çok güzel bir program yapmıştık. Bu yıl yine birlikteyiz. Öncelikle selamlarımı, saygılarımı iletiyorum Doğu Akdeniz ailesine ve sizlere. Sizde İyi. durum nasıl hocam? Nasıl gidiyor İletişim Fakültesi olarak neler yaptınız bu pandeminin ertesinde? Önce kısaca onu konuşuyor olalım. Sonra da Senih Çavuşoğlu kimdir? Kısaca sizi tanıyalım hocam. Tamam. Pandemi bize yeni bir sistem dayattı. Biz ona hızla adapte olduk. Konuşmuştuk zaten bunları. Ve bize birçok şey öğretti. Yani dijital çağ gümbür gümbür geliyordu ve biz onun içerisine daldık. Kendimizi hemen güncelledik, yeniledik. Yeni stüdyolar, yeni fasiliteler, yeni ekipmanlarla yeni döneme hazırlanıyoruz. Ve işte Eylül sonunda öğretime başlayacağız. Hızla hazırlanıyoruz. O günlerde hazır olacağız. Harikasınız. Peki hocam, kısaca bir de sizi tanıyalım. Ardından ben sorularım olacak, size ileteceğim efendim. Kıbrıslıyım ben. 1969 yılında Kıbrıs'ta doğmuş birisiyim. Temel eğitimimden sonra ilkokul, ortaokul ve lise öğretiminden sonra Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldım. Resim iş eğitimi alanında grafik tasarım okudum. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora sanatta yeterlilik eğitimimi tamamladım yine grafik tasarım bölümünde. Daha sonra kısa bir süre, yani o sırada kısa bir süre TED Ankara Koleji'nde öğretmenlik yaptım. 3 yıl kadar. Sonra işte askerlik görevimi Kıbrıs'ta tamamladım. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde göreve başladım. Yani yaklaşık 25 yıl oluyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde, çeşitli kademelerinde çalışmış. En son da işte pandemi döneminde dekan olarak seçildim. Bu yıl ikinci yılımı da tamamladım. Bir yılım daha var dekanlıkta. Devam ediyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Dünyayla bağ kurmaya çalışıyoruz. Fakültemin tüm alanlarında iyi bağlar kurduk. Onların detaylarına da gireriz. Evet, teşekkürler. Evet. Hocam, siz buyurun lütfen. Evet, ben tamamladım. Hocam, İletişim Fakültesi bölümlerini önce isterseniz isimlerini sayarak başlayalım programa. Ardından izleyicilerden de gelen soruları ben size ileteceğim. Buyurun lütfen. Tamam. Görsel iletişim tasarımı bölümümüz var. Bu aynı zamanda bir programdır. İşte grafik tasarımın yeni versiyonudur. Bu bölümün ikinci bir programı da dijital oyun tasarımıdır. Bir de tezsiz master vardır. Bir diğer bölümümüz halkla ilişkileri ve reklamcılık bölümüdür. Bu bölümün hem Türkçe hem İngilizce seçenekleri var. Lisans seçenekleri var. Master programı da marka iletişim olarak YÖK'ün onayındadır, gelmek üzeredir. Radyo, TV ve sinema bölümümüz var. Bu da hem Türkçe hem İngilizce programları barındırıyor bünyesinde. Bir de dijital film yapımı diye şey var. Tezsiz master program var. Uygulamalı bir master programıdır. Bir de yeni medya ve gazetecilik var. Onun da Türkçe ve İngilizce programları var. Yani yaklaşık 12 programımız var. Çünkü bizim bir de fakülte genelinde bir master programımız var. Onun da Türkçe ve İngilizcesi var ve doktora programı var.
Bunun yanı sıra bizi farklı kılanlardan en önemlisidir. Bütün bu saydığım programların birbirleriyle ilişkileri var. Çünkü birbirleriyle yan dallar yapma imkanı veriyoruz öğrencilere. Yani bir programı bitiren halkla ilişkiler ve reklamcılıktan mezun olurken bir öğrenciyi özellikle son yılında görsel iletişim tasarımıyla yan dal yapabiliyor. Veya tam tersi görsel iletişim onunla yapıyor. Radyo TV yeni medyayla yapıyor. Yeni medya halkla ilişkileri yapıyor. Yani birbirleriyle yan dal yapma imkanı veriyor ve öğrenci diplomasının yanında, ana dal diplomasının yanında bir de yan dalla farklı bir disiplinin içerisine girmiş olarak ondan da fikir sahibi ve yetkinlik kazanmış olarak mezun oluyor ve piyasaya daha donanımlı çıkma şansını elde edebiliyor. Teşekkürler hocam. Peki hocam araya girdim. Bölümlerimiz Türkçe midir, İngilizce midir? Çünkü en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Bir de özellikle iletişim fakültesinde eğitim gören öğrenciler için yabancı dilin önemini de hemen burada açıklarsak sanki çok yerinde olacak. Evet, görsel iletişim tasarımı ve dijital oyun tasarımı programları sadece İngilizcedir. Ancak halkla ilişkili ve reklamcılık Türkçe ve İngilizcedir. Radyo, TV, sinema hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Yeni medya ve gazeteciliğinde hakeza onun da hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Bir de fakülte masterının Türkçe ve İngilizce iki tane master programı var. Paralel gidiyorlar. Ve doktora var. Yabancı dil önemli çünkü yani İngilizce çok önem kazanıyor. Bizden mezun olanlar, hangi programımızdan mezun olsun fark etmez. Dışarıya iş yapma şansı var. Freelance veya home office'ini kullanarak iş yapma şansı var. Veya bir şirkette çalışırken onun uluslararası boyutları var. O yüzden Türkçe programda okusa bile bir öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde aldığı ek İngilizce dersleriyle yabancı dile hakim kılınmaya çalışılıyor. Bu da dünyayla iletişim için, dünyayla iş yapmak için tüm Avrupa'yla, Batı'yla, Batısı'yla, Doğusu'yla tüm kıtalarda iş yapabilecek donanıma sahip olabiliyor eğer yabancı dil olduğu takdirde. O yüzden yabancı dile büyük önem veriyoruz üniversite olarak. Program ister Türkçe olsun, ister İngilizce olsun. Peki hocam, eğitim anlayışı olarak nasıl bir anlayış var? Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi yaklaşık yarım asırlık bir üniversite. Bugüne evet. kadar ki yaptığınız başarılar, mezunlarınız nerelerde? Yani fark yarattığınız noktalar hangileri hocam? Şimdi şöyle yani bu fakültelerin ilkiyiz biz Kıbrıs'ta. Vakıf Üniversitesi olarak, Devlet Vakıf Üniversitesi biliyorsunuz. Sürekli programlarınızı yenileyen bir üniversiteyiz. İletişim Fakültesi'nde de programlarımız çağın gereklerine uygun olarak sürekli yenileniyor. Uygulamalı derslerimiz fazladır teorik derslerden. Çünkü uygulamalı alanların fakültesiyiz. Yani görsel iletişim tasarımı, görsel iletişim kurabilmek için oyun tasarımı da öyle. Oyun tasarımı da öyle. Öğrenciler oyun tasarlıyorlar, dijital oyun tasarımı yapıyorlar. Animasyon hazırlıyorlar. Halkla ilişkili ve reklamcılık boyutunu da çok önemsiyoruz. Uygulamalı kısmını. Radyo, TV, sinemayı hiç saymama gerek yok. Tamamen uygulamalı. Yeni medya gazetecilik de öyle. Çünkü sürekli üreten bölümler. Tamam yani bilginin aktarımı önemli, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek önemli bunlar var da biz de buna ek olarak sürekli hem toplumsal duyarlılık projeleri hem dünyanın birçok yeriyle sayabilirim onların şeyini de hangi ülkelerle güçlü bağlarımız var. Çok seviniriz hocam. Benim siz anlattıkça tabii sizin anlatımlarınızdan farklı sorular da hemen aklıma geliyor. Müsaadenizle ara ara sizi kesmek istemiyorum ama özellikle o ülkeleri de ihmal etmeyelim. Sayalım hocam. Devamında bir soru ilave edeceğim. Tam siz bu bölümleri sayarken animasyon, dijital oyun tasarımı dediğiniz anda benim aklıma şu geldi. Şimdi iletişim fakültesi ya da iletişimle ilgili bir meslek yapıyor olmak bir yetenek işi midir? Yoksa okuduğunu anlayan, algılayan bir birey yani şu anda üniversite sınavına giren gençlerimiz sizin fakültenizden özellikle seçeceği bölümleri sizin gibi profesyonel akademisyenlerden aldığı zaman bu işi yapabilecek kapasitede bireyler olabiliyorlar mı? Yani biz Z kuşağının da gümbür gümbür geldiğinin farkındayız.
Onların ekip çalışma ruhunu da kolay benimsediklerinin de farkındayız. O yüzden biz ilgili, meraklı, yani yaratıcılık öğretilebilecek bir şey. Öğrenebiliyorlar insanlar yaratıcılığı. Çünkü onlar değişik mecralarda bir sosyal yaşamları var artık. İşte PlayStation'larda, farklı bilgisayar oyunlarında, YouTube'larda, bütün işte Instagram'larda, Facebook'larda sürekli araştıran çocuklardır bunlar. Araştırmayı seven genç bireylerdir. Biz onların bu tür bireylerin, yani meraklı, araştırmayı seven, yeni şeyler öğrenmeye hazır, üretmeye hazır gençleri bekliyoruz fakültemize. Onlar tam bizim aradığımız kişilerdir bu tür eğitimleri alabilmek için. Ülkelerden bahsedeyim. Çünkü eğitimle birleştiriyoruz. Yani biz burada Kıbrıs'ta, Mausa'da bir üniversiteyiz, bir kampüs, buraya konumlandık ama dünyayla güçlü bağlar kuruyoruz. Çünkü dünyada da bir şeyler oluyor. Kendi içimize dönük bir eğitim modelimiz yoktur. Sürekli mesela Türkiye'den ilişkide olduğumuz, sağlam, güçlü ilişkiler kurduğumuz üniversiteler var. Polonya'da işbirliği yaptığımız üniversite var ki Polonya oyun tasarımında, dijital oyun tasarımında dünyanın ilklerinden ilktir. Onlarla sağlam ilişkiler kurduk. Belçika Kraliyet Akademisi ile çok sağlam ilişkilerimiz var. İran'da İletişim Tasarımı Akademisi ile güçlü bağlarımız var. Çin'de birçok okulla bağlantımız var. Bir tanesi Dalian Politeknik Üniversitesi. Bir Amerikan okullarıyla var. Purdue ile, Wisconsin ile, Aberdeen Üniversitesi ile, Kosova'da Priştine Üniversitesi ile, Mısır, Bulgaristan, Rusya, İtalya, Romanya, Bosna Hersek'te ilişkili olduğumuz üniversiteler var. Poster for Tomorrow diye bir örgütle son bir anlaşma yaptık. Fransa'da konumlanmış bir tasarım alanında radikal işler yapan bir kurumla güçlü bağımız var. Bunlarla ortak projeler yapıyoruz. Yani bu ortak projeler sadece öğrenciler değil, öğretim üyelerinin de birlikte bir araya geldiği kavramsal projeler, filmler, ortak yapımlar, belgeseller. Hem fikirlerimizi bir araya getiriyoruz, farklı kültürlerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Sürekli projelerimiz var. Hocam, müsaadenizle, o kadar çok değişik ülke saydınız ki, mesela ben Polonya'nın özellikle dijital oyun tasarımında bu kadar önde olduğunu bilmiyordum ki. Bu çokça sorulan bir soru üniversitelere. Bizim yurt dışı imkanımız ne olacak? Sizi seçmemizdeki bu nedenlerin en başında, yani öğrenciler bir bölümü seçerken eskiden hep İngilizce soruluyordu ama İngilizce eğitim zaten Doğu Akdeniz'de çok ön planda, onu biliyoruz. Peki şu anda ilk defa sizi tanıyan, bugün ilk defa sizi izleyen öğrenciler, bu kadar çok yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapıyor olması öğrencilere nasıl bir geri dönüş sağlıyor? Yani öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürürken oradaki üniversitelerle ortak projeler mi yapıyorsunuz? Yoksa akademik olarak başka farklı bizim bilmediğimiz işbirlikleri mi var? Nasıl bir süreç devam ediyor? Örneğin ortak dersler hazırlıyoruz. Polonya'da mesela orada işbirliği yaptığımız devlet üniversitesi var. Silesia Üniversitesi. Onlar animasyon ve oyun tasarım alanında çok tecrübeli. Biz o tecrübeden yararlanıyoruz ve sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Oradan bir hoca gelip bizim öğrencilerimizle workshop yapabiliyor. Ustalardan öğrenme diye bir dersimiz var. Learning from the Masters. Onun için hem üniversitelerden, işte Polonya'dan bir oyun hocası gelebiliyor. Belçika'dan bir grafik tasarımcı geliyor. Türkiye'den bir film yapımcısı geliyor. Gerek üniversitesinden, gerek piyasada film üreten yönetmen geliyor. Öğrencilerimizle birlikte kısa film yapıp bunu uluslararası yarışmalara gönderebiliyor. Halkla ilişkiler, reklamcılık alanında da şirketlerde çalışan gerek mezunlarımız olsun, gerek alanın önemli kişileri buraya gelip öğrencilerimizle hem kariyer haftalarında hem de akademik program içerisinde bir araya gelebiliyor. Ve öğrenci bundan hem staj olanları da sağlayabiliyor, hem daha sonra o okulda gidip master yapabiliyor veya master'ın yarısını burada yapıp gerisini orada tamamlayabiliyor, ortak derslere katılabiliyor.
Örneğin Milano'dan, İtalya'yla da güçlü bağlarımız var. Milano'dan ünlü bir tasarımcı, uluslararası ünlü bir tasarımcı, Jeanette Caron buraya gelebiliyor. Ünlü markaların tasarımcısıdır. O öğrencilerle sıkıştırılmış kurs, ders yapabiliyor, workshop yapabiliyor, ürünler yarışmalara gidiyor. Yani bir üretimin, günün sonunda bir üretimin olması, bu ister bir grafik tasarım üretimi olsun, ister film olsun, ister reklam ürünü olsun, ister gazetecilikle ilgili olsun, yeni medyayla ilgili olsun. Bu üretimleri biz mutlaka boyumuzun ölçüsünü sürekli sınamak için ulusal, yerel, uluslararası yarışmalara, festivallere gönderiyoruz. Bayağı da ödül alıyor öğrencilerimiz. Yani her yıl, her dönem ödül var. Bu fakülteye ödül geliyor. Bu da hem bizi motive ediyor, doğru iş yaptığımızı kanıtlıyor. Biz kendimizi sunuyoruz. Öğrenci de motive oluyor. Daha sonra bu ünlü şirketlerden gelenlerse, burada ders verenler, onların yanında staj imkanı elde ediyor. Veya ileriki çalışma hayatında o buraya gelenler öğrenci de seçebiliyor. Yani bu bitirince gelsin benim yanımda çalışsın şeklinde. Çok yönlü faydaları var. Hem bizim vizyonumuzu hem öğrencinin vizyonunu besliyor bu. Çok önemlidir ve biz de kendimizi sürekli burada eksiyiz, burayı yenileyelim diye. Yani böyle bir program yaptık 30 yıl önce ve ona devam edelim değil. Zaten programlar, ders programları sürekli yaşayan bir organizmadır Körüklü'nün. Tabii kesinlikle. Mesela hocam bundan 20 yıl önce animasyon ya da dijital oyun tasarımı diye bir bölüm yoktu değil mi? Kıbrıs'ta yoktu. Türkiye'de sadece bir devlet okulumuzda vardı veya iki tane yerde vardı. Ama her şey geleneksel tarzda yapılıyordu. Yani asetatların üzerine boyanarak yapılıyordu. Ama dijital çağda her şey çok fazla değişti. Yani işin temeli değişmese bile hayat çok hızlandı. Üretim çok hızlandı. Birçok şey deneme şansı veriyor. Oyun sektörü, yani Hollywood'un yıllık bilançosunun 10 katıdır. Yani çok büyük bir sektördür, çok yaygındır. Yani şeylere, iOS ve Android uygulamalara girdiğimizde birçok oyunla karşılaşabiliyorsunuz. İşte kimisi 2 dolardır, kimisi 10 dolardır, kimisi reklamlardan kazanıyordur. Yani bir oyun 2 dolar olsa o oyunu 1 milyon kişiye indiriyor ve 2 milyon dolarlık bir işe dönüşüyor. Basit bir oyun bile. Doğru. O yüzden çok büyük bir sektördür ve biz bu sektörü görmezden gelemezdik. Animasyonda dijital oyun tasarımıyla birlikte çalışan, yani her şey animasyon filmi değil. Dijital oyunun içinde de 2 boyutlu, 3 boyutlu olsun animasyonlar yer alabiliyor. Yani bunlar ki biz eğitim sistemimize de o yüzden bu kadar yandal koyduk. Büyük ekipler çalışıyor. Yani herkes animasyonun veya dijital oyunun veya reklamın, filmin her şeyini yapamaz. Ekipler çalıştığı için bu bahsettiğim hem okul içerisindeki hem dışarıdan yaptığımız işbirliklerinden bahsettiğim projeler, ekipler çalışıyor bunlarda. Bunlar farklı kültürlerde de olabiliyor. Zaten biz çok kültürlü bir üniversiteyiz. Yani 100'den fazla değişik ülkeden öğrenciyi barındıran bir üniversitedir Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bir de bunların akademisyenlerinden yararlanıyoruz. Zaman zaman geçici bizde çalışıyorlar. Bir de proje bazlı bizleri ziyaret ediyorlar. Bu müthiş vizyon açıcı bir yaklaşımdır. Sağ olsun üniversite rektörlüğü de bunu bayağı destekliyor. Biz o konuda elimizden geleni yapıyoruz. Rektörlüğün de desteğini alarak bunları, bu aktiviteleri gerçekleştirebiliyoruz. Teşekkürler. Hocam bu arada Instagram Bonus Hoca'dan da sorular geliyor. Bir öğrenci sormuş, hocam Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Türkiye'de denkliği var mı veya buradan mezun olduktan sonra dünyada başka ülkelerde yüksek lisans yapabiliyor muyuz diye size bu soruyu sormamı istemiş. Evet, Türkiye'den denkliği vardır çünkü biz de bir YÖK'e bağlı, YÖK'ün kitapçığında olan bir üniversiteyiz. YÖK heyetleri her yıl gelip, her dönem gelip burayı denetliyorlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi tabii adanın en güçlü devlet üniversitesidir ve akreditedir YÖK'e. YÖK'e olduğu gibi işte Avrupa üniversitelerine de üyedir,
Akdeniz Üniversitesi'ne de üyedir, İslam Üniversitesi'ne de üyedir. Yani şey bakımından, denklik bakımından hiçbir problemi yoktur. Dünyanın her yerinde, tüm kıtalarında bir öğrenci burayı bitirdiğinde bu mesleği, edindiği mesleği hem icra edebiliyor, hem master, hem doktora yapabiliyor. Böyle çok örneklerimiz var. İngiltere'de yüksek lisans doktoraya devam edenler var. Amerika'da var, İtalya'da var, Avrupa'nın birçok yerinde var. İran'da devam eden var, Afrika ülkelerinde devam eden var. Yani hiçbir denklik sorunu yaşamayan bir üniversitedir. Tabii özellikle zaten Türkiye'de mümkün değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler ÖSYM kılavuzunda yayınlanan bütün üniversiteler zaten otomatikmen denklik. Öyle bir sorun asla yok sevgili öğrenciler. Biz bununla ilgili bolca açıklama yaptık. Özellikle yurt dışında üniversite okuyacağınız zaman birinci tercihiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun diye de her defasında söylüyoruz. Hocam birçok soru geliyor ama bir de yaptığınız sosyal sorumluluk projeleri, topluma yönelik aktiviteler. Aslında keşke bir gün yıl içinde de buluşsak da hocam bu animasyon ve dijital oyun tasarımını tek başına bir program konusu yapsak. İnşallah sizi yıl içinde de bekliyoruz. Çok iyi olur, çok iyi olur. Yani ben ilgili bölüm başkanıyla da iletişime geçerim. Yani öyle ayrı bir program yapabiliriz onun için. Çünkü daha derinliği var. Seni hocam, daha bugün benim çok güzel projeler yapıyoruz biz de Ankara'da sevgili Süleyman hocamla. Öğrencilerle, ailelerle buluşuyoruz. Genelde sorulan soru şu: hocam ben dijital oyun tasarımına çok meraklıyım ya da animasyon ama benim diyor çizim yeteneğim yok. Acaba ben diyor animasyonu seçebilir miyim ya da dijital oyun tasarımına tercih edip yerleşirsem okuyabilir miyim diye birçok kafalarda soru işareti var. Yani özellikle aslında biraz önce bunu öğrenmek istedim ben. Yani bu bölümler, hani gazetecilikte belli bir mantık, belli bir çerçeve vardır. Veya insan ekonomi alanında uzmandır, onu gazeteciliğe de dönüştürebilir. Hani alanın uzmanı olarak, ama animasyon ve dijital oyun tasarımını yani yapamamak, becerememek gibi bir soru işareti varsa gençlerde, onlara siz nasıl ikna edersiniz, ne söylersiniz hocam? Çünkü çok popüler iki bölüm. İlgi yüksekse, merak yüksekse kesinlikle başarabilir. Çünkü biz programımızı şöyle kurguladık. 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. İlk yıl bir foundation, bir temel eğitim olarak kurgulandı. Yani temel tasarımıyla, temel çizim teknikleriyle, işte animasyona, oyun tasarımına giriş teorik ve uygulamalı dersleriyle öğrenci hazırlanıyor. Çizim yeteneğini de, tasarım yeteneğini de, bir animasyonun levellerini de, her şeyini öğreniyor ilk yıl ve direkt eğitime geçtiğinde ikinci yıldan itibaren, 2, 3 ve 4'te, hele 4'te artık kendi oyununu veya grup çalışmasıyla daha kapsamlı bir oyunu yapabiliyor. Bir animasyon filmini gerçekleştirebiliyor. Peki, hocam, ilgi ve merakı ön planda tutuyoruz. Kesinlikle. Şimdi buradaki aslında soru işaretinin çıktığı nokta şu olsa gerek. İletişim fakülteleri sözel alandan, yani hiç matematikte ilgisi olmayan bir bölüm ya Türkiye'de. Aslında evet, bütün geri planda burada kaynaklanıyor hocam bu soru işaretleri. Ben sözelciyim, matematiği bilmiyorum ya da bilgisayarla aram iyi değil diyorlar. Ama sizin anlattığınıza göre ilgisinin olması ve sizin gibi akademisyenlerle buluşuyor olması tek başına aslında yeterli bir sebep anladığımız kadarıyla. Yani temel bilgisayar becerileri de burada kazandırılıyor. Onu eklemeyi unuttum. Bir kaygı duymasınlar. Gelsinler, uluslararası bir ortamın içerisinde, çok kültürlü bir yere girecekler ve bu onların vizyonlarını bayağı genişletecek, görgülerini, bilgilerini daha da artıracak. Yani atmosfer de önemli, sadece bir sınıf derslere girip çık değil, yani oradaki sosyal yaşam da, dairedeki sosyal yaşam da çok önemli. Bir bahar şenlikleriyle, aktivite merkezinin hazırladığı ulusal, uluslararası organizasyonlarla, çok kültürlü yapıyı sonuna kadar hissedecekler. Harika. Peki hocam, fakültenizde sadece Türkiye'den mi öğrenciler var? Fakültemizde her kıtadan öğrenci var. Yani Afrikalı öğrenciler de var, Orta Doğu'lu öğrenciler de var. Amerika'dan, Batı'dan da öğrenciler var. Öğrenci değişimine gelenler var. Her yerden öğrenci var burada. Yani yerli, Kıbrıslı, Türkiye'li öğrencilerden oluşmuş bir yer değil fakültemiz. Her milletten var. Her milletten öğrenci var.
Peki hocam, az önce siz bahsettiniz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin o muhteşem kampüsü, bahar şenlikleri, bir stadyumun içinde oluyor olması, kendi plajının oluyor olması, bu tip görsellikler, bu tip hayat konforunun orada çok yüksek düzeyde oluyor olması sizin fakülteye nasıl bir katkı sağlıyor doğrudan ya da dolaylı? Yani yılın 12 ayı burada film yapılıyor, yapılabiliyor mesela. Biliyorsunuz film stüdyoları bize benzer bir iklimdedir Amerika'da da. O iklimin aynısı burada var. Doğal güzellikler burada var. Kültür, tarih, zaten kültür ve tarihle bezenmiş bir şehirdir Gazi Mausa. Üniversitemizde oranın, bu şehrin üniversitesidir. Bir dünya üniversitesidir ama kültür bakımından çok zengin bir yerdir Mausa. Hocam son 3 dakikamız, yaklaşık 3 dakikamız. Son olarak öğrencilere mesajlarınız nelerdir? Fakülte olarak yaptığınız kolaylıklar nelerdir? Böyle 2-2,5 dakika gibi bize özetlerseniz, sizi neden seçmelileri de alırsak, size ayırdığım sürenin sonuna geliyoruz ama inşallah yıl içinde ayrıca sizinle bir programı özellikle isterim hocam. Evet. Zaten bahsettik, Doğu Akdeniz Üniversitesi bir vakıf üniversitesinden çok bir devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Vakıf devlet üniversitesidir. İyi elemanlar seçer. Ben tüm fakülteler için bahsediyorum bundan. Çok önem veriyoruz elemanlarımızın kalitesine de. Güçlü öğretim üyelerimiz var. Hem akademik bakımdan hem sanatsal tasarım ve film bakımından. Bir de rektörlüğün hiçbir kesintisi yoktur. Bizlerin sektörden elemanları burada yarı zamanlı çalıştırmamız için uçan hocalarımız var. Türkiye'nin önemli ulusal kanallarından gelip ders veren hocalar var. O yüzden kaliteli bir eğitim alırlar eğer bizi seçerlerse buraya geldiklerinde ve dünyayla bu bahsettiğim işbirlikli projeler, tasarımlar, filmlerle ilgili olarak direkt pratik yapma imkanıyla karşılaşırlar ve pratik yaparak sektöre çıkarlar. Yani kuru akademik bilgiyle sektöre artık uygulamanın içerisine girecek bir film stüdyosunda çalışacak, bir televizyon kanalında çalışacak, grafik tasarım veya halkla ilişkiler, reklamcılıkla ilgili bir birimde çalışacak olan öğrenci bir sürü uygulama yaptıktan sonra çalışmaya başladığında hızla adapte olur. Hocam bu arada unutmadan altını da çizmek isterim. Dayı TV adında bir de televizyon kanalınız var değil mi hocam? Evet, yani fakültenin işte film stüdyosu, VR stüdyosu, yeşil ekranı, donanımlı bilgisayar laboratuvarları, webcast stüdyosu, podcast stüdyosu yanında bir de üniversitemizin televizyonu Dayı TV'de hem çalışma olanağı var hem üretimlerinde işte kullanabilecekleri ekipmanlar, oradaki bilir kişilerden alacakları yardımlar çok önemli. Her türlü uygulama alanı var. En üst teknolojide bir radyo TV'nin veya diğer tasarımla ilişkili programlarımızın gereksinimi olan her türlü ekipman, teknoloji burada var. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için her zamanki gibi çok akıcı ve çok bilgilendirici bir sunum yaptınız, konuşma yaptık birlikte. Bir başka programda sizinle yine buluşmak üzere diyorum ve Ankara'dan Gazi Mausa'ya selamlar, saygılar sunuyorum hocam. Hoşça kalın. Evet, selamlar ve sevgiler, bizden çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Genç Vizyon'da hemen kısa bir ara veriyoruz. Instagram bonus hocadan gelen sorularınızı eğitimci yazar Ahmet Hançeroğlu hocamızla birlikte az sonra yanıtlayacağız efendim. Kısa bir ara. Efendim Genç Vizyon programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben İsmail Yolcu. Biliyorsunuz Türkiye'nin bonus hocası eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu hocamla her zaman olduğu gibi hazırlıyoruz. Ama bugün stüdyoda eğitimci yazar Ahmet Hançerlioğulları hocamızla birlikteyiz. Sorularınızı alacağım. Sizlerden gelen soruları sevgili Ahmet hocamla birlikte yorumlayacağız, cevaplayacağız efendim.
Biliyorsunuz Instagram bonus hoca biraz önceki yaptığımız paylaşımın altına sorularınızı iletin lütfen. Biraz önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikteydik. Gerçekten özellikle animasyon, dijital oyun tasarımı bölümleri şu anda çok revaçta, çok popüler. Neyi sorduk efendim? Özel bir yetenek mi istiyor? Bilgisayar bilgisi mi istiyor? Çizim yeteneği mi istiyor? Dedik hocamızla. İlginin oluyor olması ve bizim vereceğimiz akademik imkanlarla her şey zaten oluyor. Merak etmesin öğrenciler dedi. Sevgili Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Süleyman? Vallahi ben özledim. Siz Süleyman Hocam'la bu ara daha çok görüşüyordunuz ama tercihlerde aslında hepimiz şöyle milli mücadele yıllarındaki gibi omuz omuza ama farklı cephelerde biz bugün Süleyman Hocam'la ATO Kongresi'nde muhteşem bir etkinlik yaptık. Sabah 6'dan itibaren aileler, öğrenciler geldiler efendim. Muhteşem bir tercih stratejileri sunumunu Süleyman Hocam'la birlikte yaptık. İnanılmaz bir ilgi var. Süleyman Hocam hala öğrencilerle, ailelerle birlikte. Yarın sabah 9'dan itibaren biz yine ATO Kongresi'nde olacağız. Ama 31 Temmuz Pazar günü, 31 Temmuz Pazar günü sevgili izleyiciler, ATO Kongresi'nde son bir seminer daha yapacağız. Bugünkü kalabalığın eminim çok daha fazlası gelecek. Çünkü bize danışmadan asla tercih yapmayın diyoruz sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü tercih yapmak demek belki de üniversite sınavından daha zor ve daha stratejik. O yüzden bizim de tercih stratejileri seminerimiz bonus hocayla birlikte 31 Mart Pazar saat 10'da ATO Kongresium'da ücretsizdir efendim. Sosyal sorumluluk projesidir. Herkes ama herkesi bekliyoruz. Şimdi gelen sorular var hocam ama ben sizden önce sonuçların açıklanmasından itibaren sizin etrafınızdaki öğrencilerin durumlarını şöyle bir analiz yapmanızı istiyorum. Umduğunu buldu mu öğrenciler? Sonrasında da sonuçta artık sonuçlar ilan edildi. Bundan sonra da değişmeyecek. Var olan sonuçlarla birlikte hangi bölümler, hangi meslekler şu anda daha popüler? Şimdi ben şunu kısaca bir sınavım değerlendirmesi yapayım. Bana göre çok fevkalade bir sınav oldu. Sınav kolay bir sınav değil. Ben yılların matematik hocasıyım. Güzel bir sınavdı. Bu sınavda şunu söyleyeyim. İlk 1000'e giren, ilk 5000'e giren, ilk 10.000'e giren, ilk 20.000'e giren, 30.000'e, 40.000'e, 50.000'e, 60.000'e giren her öğrenci benim için derece öğrencilerdir. Çünkü oradaki netleri görüyorum. Adam öğrenciye bir bakıyorum. 76 matematikle çocuk 40.000'e girmiş. Ben o çocuğun alnını öpmez miyim? Tabii. Sınav güzel bir sınavdı. Bana göre sınavın 2 saat 45 dakika olması da yıllardır benim savunduğum bir olaydı. Doğru bir olaydır. Tamam. Şimdi buna göre tercih yapacağız. Ama şu tercihlere şuna dikkat edelim. Lütfen robota basıp da tamam mı? Yani ben, bilgisayar destekli tabii. Sadece bilgisayara güvenerek asla tercih yapmayalım. Buradaki ben size şunu söyleyeyim. Hep bu örneği veriyorum. İnsanlar aklında kalsın. 50 tane türkücü güzel bir türküyü seslendiriyorlar ama İbrahim Tatlıses seslendireceğin durum değişik oluyor. Yorum önemli. Buradaki sadece bilgisayara bağlı kalmayalım robota. Ben şunu görüyorum. 400 bindeki bir öğrenci, 350 bindeki bir öğrenci iyi bir tercihle 150 binin girdiği yerde girebiliyor. Lütfen 150 binden sonra durum değişik oluyor. Yani ona göre çok dikkat etmemiz. Evet. Şimdi sorular yağıyor hocam. Buket Çavdar, sizin de 40 yıllık deneyiminiz var. Bir tarafta öğretmenliği sormuş, fen bilgisi öğretmenliğini. Bir tarafta hemşirelik. Ne dersin hocam Buket'e? Şimdi bakın, güzel bir soru. Ben Buket kızıma şunu söyleyeyim. Dün CNN Türk'te şöyle bir haber vardı. İsim söylemem gerçi ama. Diyor ki İngiltere, bakın biz ilk önce şöyle söyleyeyim. Tercihlerimizi yaparken lütfen 5 yıl sonrayı düşünelim. Bizim yetkililerimiz öyle düşünsün. Dün bir televizyon programında haber aynen şöyle. İngiltere'nin şu anda 50 bin 60 bin hemşireye ihtiyacı var. Şu anda 15 binde doktora acil ihtiyacı var. Demek ki İngiltere'nin ihtiyacı olunca Almanya'nın da var. Fransa'nın da İtalya'nın da atabildim mi? Çok önemli bir olay. Onun için biz tedbir alacağız. Fen bilgisi öğretmeni de bağımsızdır ama hemşireliğinde geleceği olan bir meslektir. Bizim de ülkemizde doktorluk için, hemşirelik için, sağlık kurumu için, eczacılık, dişçilik çok güzel eğitim veriyoruz. Onun için yazılabilir. Kesinlikle hocam. Evet. Tıpta, sağlık alanda, mühendislikte gerçekten fark yaratan bir ülkeyiz. Bunu bütün dünyada kabul ediyor. Zaten bizim serzenişte bulunduğumuz bu kadar hekimin, mühendisin yurt dışına gidiyor olması bazı kesimler eleştiriyor ama
kimisi de gurur duyuyor. Gerçekten eğitimin kalitesini gösteriyor. Peki hocam, Instagram bonus hocadan hızlanıyorum. Evet. Sudem diyor ki, tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Öne açık bir bölümü veya diplomamızı nasıl siyah kuğu yaparız? Sevgili Sudem, 2 yıllık ön lisansların en büyük özelliği doğrudan direkt sahada iş bulabilme, size imkanı sağlayan bölümler. Yine tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü gerçekten çok popüler. Ama asıl burada dikkat etmen gereken şey, lütfen kılavuzda hepsi var. Buradan daha sonradan hemşireliğe dikey geçiş imkanı. Örnek veriyorum, ilk yardım ve acil bakım, anestezi gibi bölümlerde dikey geçiş sınavıyla hemşireliğe geçiş hakları da var. Sadece 2 yıllık bölümü okuyormuş gibi yakın şimdiki zamanda düşünme. İleride ne olursa olsun 4 yıllık bölümlere geçiş imkanlarını da araştırın diyorum. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle bir algı oluştu. Ya ben gidip de işte normal bir üniversitede Anadolu'da 4 yıllık bölüm okuyacağım ama 2 yıllık tıpkı Suudi'nin sorduğu gibi çok güzel bölümler var. Önerir misiniz öğrencilere? Bakın şu anda şunu söyleyeyim ben. Gerek sağlık bölümünde gerek de tarımda şu son dönem pandemi dönemi bize bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Diyorum ki sağlıkta sadece hemşirelik ve ebelik ya da sağlık memurluğu değil, doktorluk değil. Onlar hepsi komple bir olaydır. Bütün dallar için çok ihtiyaç olacak. Lütfen bizim yetkililerimiz de ona göre üniversite açmaya çalışsınlar. Bakın ben demin bahsettim. İlk 5000'deki öğrenci bazen merak ediyor, nereye yazayım diye. İlk 7000, 10000. Lütfen devlet yetkililerimize sesleniyorum ben. İlk 50 bine giren her öğrencimiz, 60 bine giren öğrencilerimiz çok kıymetlidir. Lütfen bunların kıymetini bilelim. Bize bir tane Orta Doğu yetmiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bir tane Hacettepe Tıp yetmiyor. Bir tane Boğaziçi yetmiyor. Bunların sayılarını hızlı şekilde artırmamız lazım. Nitelikli akademik evet. Kadroyla olur evet, hocam. Kadroyla ve laboratuvarla olur, ameliyathanelerle olur. Şu anda yeni o kadar çok bölümler açılıyor ki ve hepsini daha dün sordum bir hocamıza, rektör hocamıza, gerçekten de gereken ilgi gösteriliyor. İsmail Akıncı, sevgili İsmail, Allah aşkına sen bunu nereden duydun ya? Kim söyledi bunu sana? Fen Edebiyat Fakülteleri kapatıldı mı? Tabii ki kapatılmadı. Bismillah, bugün tercihlerin ilk günü, resmi olarak ilk gün bugün ve şu anda açıp bakarsan bir zahmet kılavuza sevgili İsmail, orada Fen Edebiyat Fakültelerinin bölümlerini seçebildiğini göreceksin. Öyle bir şey yok. Fen Edebiyat Fakültelerini gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Türk Dili Edebiyatı okumak istiyordun. Hayırlı olsun, yaz oku. Bu yaz kadar. Oku, yani evet. Hocam bu tercih dönemlerinde belli ki bir yerden gördü. Sosyal medyaya çok takılmadan arkadaşlar ÖSYM kılavuzunu okuyun. Genç Vizyon gibi birçok yine eğitimci dostlarımızın programları oluyor. Onları da izleyin, bizi de izleyin. Doğru bilgileri biz size direkt veriyoruz. Şimdi hocam, Berika Kaplan makine mühendisi mi, elektrik elektronik mi diyor. Sizce arada çok büyük uçurum var mı? Yoksa ikisi de ana mühendislik dediğimiz ikisi de ana mühendislik. Kaç bine girmiş? Sevgili öğrenciler, başarı sıranızla birlikte sorularınızı iletirseniz daha çok sevineceğiz. Berika'ya makine mühendisi mi, elektrik elektronik mi? Ben sadece şunu söyleyeyim. Son özellikle 3 yılda bilgisayar açık ara yukarıya doğru tırmanıyor. Artan kontenjanlardan da bunu ölçebiliyoruz. Ama elektrik elektronik hiçbir zaman aşağı düşmüyor. Bu dijital dünyada özellikle birçok etkenden dolayı işte telefon, televizyon, dijitalleşme, uydu, haberleşme ile ilgili beraber elektrik elektronik hep bir adım önde. Makine mühendisliği çok farklı sebeplerden dolayı ülkemizde söylüyorum bir tık elektrik elektronun altında, ama sen hangisine gönlün tutuyorsa onu yaz. Ben hocam, orada bir ilave yapayım mı? Lütfen siz yapın, ben hızlanayım hemen. Her makine mühendisliği elektrik elektronu yapabilir. Yeter ki ciddi bir üniversiteden mezun olsun, o önemli. Makine mühendisliği daha ön plandadır. Yani iyi bir makinacı elektrik elektronu yapabilir diye düşünüyorum ben. Vildan Ateşoğlu soruyor. Tam da işin uzmanı burada sevgili Vildan. Ahmet hocam da matematik öğretmenliği mezunu, 40 yıllık bir öğretmen, birçok kitabı ve milyonlarca da eve ulaşan matematik kitaplarının yazarı. Hocam ilköğretim matematik öğretmenliği nasıl diyor Vildan Ateşoğlu? O öğretmenlerimize çok ihtiyacımız var. Fevkalade bir bölümdür. Orada ilköğretim deyince güzel de bir eğitim veriyorlar ve öğrencilerimizin seviyesini iniyorlar. Hemen işi de hazırdır. Bakın gençlerimiz korkmayın.
Bakın bizim ülkemizde şu anda ufak tefek sorunlarımız var ama çözebiliyoruz. 5 yılı düşünerek yapın. İnanın 5 yıl sonra bütün dünyadan bizden eleman isteyecekler. Ama ben yetkililerime de şunu rica ediyorum. Diyorum ki üniversitelerimizde daha fazla yabancı dil olsun. Yabancı dil değil de bana göre de İngilizce yabancı dil değil daha. Bu evrensel bir dildir. Ya Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, etrafındaki Bursa'nın, yakındaki illerde muhakkak diller olsun üniversitelerimizde. Zeynep Konya Selçuk hukuk ikinci öğretim yazayım mı? Hukukta ister birinci öğretim, ister ikinci öğretim, ister Konya, ister Erzincan. Bütün hukuk fakültelerinde aynı ders kitabı, aynı müfredat var. Tek yapabileceğin, eğer evin de oradaysa muhakkak yaz ama farklı şehirlerde tutuyorsa kesinlikle git oku. Hukuk zaten eşit ağırlığın, biliyorsun sevgili Zeynep. Amiral gemisi, hiçbir tereddütün olmasın. Hocam, vakıf üniversitesinde adalet okumak mı, devlette mi? Yani evinin olduğu şehirde ki devlet üniversitesi tutmuyorsa vakıfta %50 bursu hiç düşünmeden tercih edebilirsin. Ama adalette de yine aynı az önceki hukuk sorusundaki gibi Berkan Öztürk, yine akademik kadroya bak ama özellikle dikey geçiş sınavı için çok alın teri dökmen gerekiyor. Hem sınavın zorluğun var ama ondan daha önemlisi hukukla, hukuk seçecek olan dikey geçiş sınavıyla adalet mezunları için tek sorun aslında üniversite sınavındaki kadar 100, 200, 500'lü kontenjanlar değil. Bazen 5, bazen 3, bazen de 10 oluyor olması. Kontenjan azlığı aslında adalet bölümü mezunlarının birazcık işini zorlaştırıyor. Hocam kafamız çok karışık diyor Avukat Hazal Yunkul. İktisadi ve idari bilimlerden bir bölüm mü tercih edersiniz? Yoksa 2 yıllık sağlık ön lisans bölümlerinden birini mi diyor Hazal Hanım kardeşi için soruyor. 4 yıllık az önceki soru aslında benzeri, evet. Hocam. Evi Ankara'daysa veya Sivas'ta yaşıyorsa Afyon'da gidip bir 4 yıllık veya kendi şehrinde bir bölüm mü okusun? Yoksa 2 yıllık sağlıkla ilgili bir ön lisans mı okusun? Bakın bu sene velilerimiz şuna dikkat etsinler. Çocuklar da anneyi babayı fazla sıkıştırmasınlar. Ekonomik koşullar da belli. Şu anda bana göre çocukların çoğusu daha çok kendi şehirlerinde kalabilecekler. Oldukları yerde. O önemli bir olaydır. Dışarıda bir evin kirası öyle ucuz değil. Lütfen bu gerçeği görsünler. Ailenin, çocuğumuzun durumuna göre illa da 4 yıl okuyacağım diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Şu anda bakın şunu söyleyeyim. Çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ülkemizde 1641 meslek çeşidi var. Ülkemizde Avrupa'da, dünyada 64 bin. Bakın bu ara kapanacak. Böyle kalmayacak. Onun için diyorum siz yeter ki ciddi bir üniversiteden ciddi bir şekilde mezun olun. Daha bundan sonra bana göre üniversite diploması kolay olmayacak, daha da zor olacak. Çünkü bütün üniversitelerin bu sınav durumundan sonra kontenjanı dolacağını düşünüyorum. Evet. Bir başka soru da sağlık yönetimi Nazmiye Akdağ sormuş. Sağlık yönetimi senin de tespit ettiğin gibi atama vesaire bakımından diğer bölümlere göre birazcık az ama biz bunu sevgili Süleyman hocamla defalarca altını çizeriz. Bir bölümü seçerken ataması var mı ya da yok mudan ziyade o mesleği ne kadar iyi yapabileceğiniz, sizin yeteneklerinizin ve yetkinliklerin o mesleğe ne kadar katkı sağlayacağı önemli. Madem sen de bu tespiti yapmışsın Nazmiye, ben olsam işletmede daha geniş bir alanda lisansımı okurum. Sağlıkla ilgili, sağlık yönetimiyle ilgili yüksek lisans yaparım diyorum. Instagram bonus hocadan gelen sorularınızı yanıtlıyoruz. Biz pazar günü 31 Temmuz pazar saat 10'da Ato Kongresyum Salonu'nda Süleyman hocamın, Türkiye'nin bonus hocasının muhteşem tercih stratejileri seminerinde sizleri bekliyoruz. Ücretsizdir. Sosyal sorumluluk projesidir efendim. Herkesi bekliyoruz. Hocam mezuna kalmak istemiyorum diyor Kürşat. Aşırı strese girdim. 31.900 Uşak Üniversitesi'nde diyor, dişçilik gelir mi? Ben bu soruyu size şöyle güncelleyeyim. Şimdi sizin önünüzde tabii biz sizinle, evet, daha çok şey konuşuyoruz. Tercihlerle ilgili ipuçları veriyoruz. Tam da Kürşat gibi hocam 30 binli sıralarda olan veya tıpı ucundan kaçıran 25 bininci 30 bininci olan öğrenciler. Sizce tıp istiyor ama dişe puanı yetiyor ya da Kürşat gibi diş istiyor ama puanı yetmeyecek. Eczacılıkta yazmak istemiyor. Kimler mezuna bıraksın hocam?
Bakın, hangi öğrenciler bu yıl tercih yapmasın, mezuna kalsın? Ben İsmail Hocam, bana bir öğrenci gönderdiği zaman, çok gönderiyorlar, sınav sonuca bir bakıyorum. 31 binde bir öğrenci öyle kolay değil. Nereden baksan 72-74 matematiği var Kürşat'ın, anlatabildim mi? TYT artı AYT. Tabii TYT AYT 40-40'tan, tamam mı? Onun için mezuna bırakmasın. Biraz daha irdelesinler. Hatta bizi arayabilirler, anlatabildim mi? Benim o... Size Instagram Ahmet Hançerlioğlu adresinden ulaşabilirler mi hocam? Bir de telefon numarasını verebileyim ben. Telefon şimdilik vermeyelim de daha sonraki bir orada programda. Orada ulaşsınlar, evet. Tamam mı? Ama Instagram Ahmet Hançerlioğlu'ndan ücretsiz midir yaptığınız bu hizmette? Ücretsizdir muhakkak. Ben öğrencinin tercihine yardımcı olduğum zaman bana sınav sonuçları öyle bakıyorum, anlatabildim mi? 31 bin çok çok kıymetlidir. Muhakkak diş dolur, ben size söyleyeyim. Hiç morali bozmasın. Diş olacak kesinlikle. Yani Uşak da olur, Karadeniz bölgesinde olur, ben size Zonguldak da olur. Ben biliyorum. Hocam en çok benim bu tercih sürecinde 23 yıldan beri en içinden çıkamadığım soru, farklı mühendis, farklı fakültelerin iki bölümü arasında öğrenci kalırsa, öğrenciyi tanımadığım için mesela televizyondan cevap kolay kolay vermem. Ama Fatma Gül Arzu, ben seni tanısaydım, derslerini bilseydim, o zaman emin ol direkt cevap verirdim. Diyor ki diş hekimliği mi, bilgisayar mühendisliği mi? İkisi de aslında mühendislik. Yani diş hekimi tabii. de diş hekimi mühendislik, anlatabildim mi? Şu anda nerede ve kaç bininci, o da önemli. Hangi yerin bilgisayarlı? Bakın. Şimdi... Bence şöyle bir şey oluyor. Bu sorunun gelişinden artık bizim tecrübemiz. Evet. Fatma Gül'ün istediği diş hekimliklerine olmadığı için daha popüler bir üniversitede muhtemelen bilgisayar mühendisi okuyacak. Üniversitenin adı daha parıltılı olacağı için ondan dolayı şu anda tam ortada kaldı. Acaba diyor ki iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği mi, yoksa düşük adı birazcık daha Anadolu'da olan bir üniversitede diş hekimliği mi diye tam ortada kalmış. Şimdi ne dersiniz? Çocuklarımız da, velilerimiz de, herkes biliyor meseleyi. Şöyle bir şey. Doktor ya da diş hekimi ya da eczacı olunca diploma aldıktan sonra fark etmiyor, değil mi? TUS sınavından sonra. Şimdi bu, ama bilgisayar mühendisliğinde tabii ki marka üniversitelerin durumları değişik. O da çok kıymetli, ama bizim çok bilgisayarda çok ilerideyiz. Reyyan Çelik, Hacettepe bilgisayar mühendisliği mi? Evet. Yoksa ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği mi? Tartışmasız Orta Doğu, tamam mı? İnşallah Orta Doğu olur, tamam mı? Ama Hacettepe'de ondan geride kalmaz. Orta Doğu'ya giren bir adam birinci tercihini Hacettepe'ye yazar mı? Orta Doğu'ya yazıp gidecek. İnşallah girecek, tamam mı? Böyle. İnşallah. Evet. Evet. Reyhan'cığım, evet. Ahmet Hocam direkt tek cevap ODTÜ dedi. Evet. Hocam peki herkes tıp, diş, eczacılık, ODTÜ, Hacettepe'ye, Gazi'ye giremiyor. Bir de 100 bininci, 200 bininci olan, mesela bu öğrenci 250-300 bindeyim diyor. İlk girişimi bu öğrencimizin. Hangi bölümü alsak elimizde kalıyor hocam. Herkes yazmayın, atama falan yok diyor. Bize de yardımcı olursanız diyor. Ama sevgili öğrencimiz, keşke alanını da söyleseydin, 250 bin, 300 bin aralığında. Alanın neydi, ona göre daha yorum yapardık. Hocam 300 binlik soruyu şöyle güncelleyeyim. 300 bin öğretmen barajına takılan, yani öğretmenlik tercih edemeyen bir öğrenciye eşit ağırlık ve sözelciler için neler önerirsiniz? Sonra aynısını mühendislik için de soracağım. Vallahi çok kritik bir soru. Ben gerçekten söyleyeyim. Biz işe aldığımız zaman, bir öğretmen arkadaşımız geldiği zaman nereden mezun olduğu soruyoruz. Tamam mı? Ben de tamam. Peki, önemli mi hocam? Önemli. ODTÜ, yani ODTÜ matematik öğretmenliğiyle örnek veriyorum. Anadolu'daki bir üniversitede mezun olan öğrencinin sınıftaki iletişim yeteneği, öğrenciyle ilgisi, veliye olan tutumu daha önemli değil mi diplomada? Şimdi bakın, hep şunu söyleriz. Bana göre aman bu adam sınıfta öğretmeni iyi yapamıyor. Ya kardeşim, bir adamın ilk önce bilgisi sağlam olacak. Adamı bir bakıyorum. Adamın girdiği üniversiteden mezunluğuna bir bakıyorum. Belki Anadolu'da bir üniversiteye girmiş, ama bu sefer şuna bakıyoruz. Bütün işverenler de ona bakıyorlar. Adamın girişteki puanına bakıyoruz. Adam girişte matematikte 5 matematik yapmışsa çok zor meseledir. Ama 25-30 yapmışsa 40 soru da, o adam kıymetlidir. Onlara bakılıyor. Yani tabii ki iyi 300 bindeki adam da olabilir, fark etmez. Yeter ki yeteneği olsun. Evet. Mühendislik seçemiyorsa bir öğrenci, 301 bininci veya 401 bininci,
Hangi bölümleri önerirsiniz? Ya, mezun 300-400 binden sağ, tam bir şey söylemiyorum ben. İlk defa girdiyse mezuna mı kalsın? İlk defa da girmişse ya kardeşim, illa da bu sınav sistemi kaldığı müddetçe de güzel bir sınavdır. İlk defa insanlar böyle fokur 3 milyon insan sınava girdi. 300-400 binde girmişse tercih de yapmayabilir ya, ne olur yani. Yani iyi bir üniversite okusun, daha 18-19 yaşında. Şunu söyleyeyim sadece, ben de öğrenciye. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte sağlık alanındaki bölümler, aşının bulunması çok etkili oldu. Çok önemli. O yüzden biyoloji bölümleri açık ara fizik ve kimyaya fark attı. Bu tip bölümleri iyi bir üniversitede tutuyorsa ve ikinci defa, üçüncü defa girdiysen, mühendislik tutmuyorsa, bu alana ben yönelmeni tavsiye ederim. Ayşenur Öztürk, 400 bindesin. 4 dilimli tercih için şöyle bir senaryo yapabilirsin. 320 bin ile 360 bin arası 4-6 tercih yapıp 360'tan sonra 410-420'ye kadar da yine bir 8-10 tercih yapıp devamında iyice garanti almak için sen 400 bin sen 430-440 bine kadar da yine son 4-6 tercihle muhakkak bitir diyorum. Hocam hızlanıyoruz. Son 3 dakika civarında. Ben şimdi sorudan ziyade size bir genel değerlendirme, yorum yapın hocam. Şimdi bugün ilk gündü. Kılavuz da yayınlandı, evet. Yeni kılavuz. Çok büyük değişiklikler yok. Öğrenciler ne yapsınlar artık, bugün sistem açıldı. Yani tercihini yapan aslında yapmış oluyor. Ama tabii, benim tavsiyem sevgili gençler, en azından 30 Temmuz'a kadar tercih yapmayın. Araştırmaya devam edin. Şu anda kimse ÖSYM'ye bir şey göndermez. Acelemiz yok. Daha yeni 5 Ağustos son evet, gün. 5 Ağustos'a kadar. Belki biraz daha bu sene sınav, ben size şunu söyleyeyim. Yetişmese sanki bana biraz daha uzatırlar. Hatırlı. Yok. İnşallah. Şöyle 20'sinde açıklandı ya hocam. Evet. Hani zaten bir hafta boşluk vardı. Şu anda kardeşim bu tercih demek vizyon sahibi insanlarla yapılması gereken bir olaydır. Sadece robota bastınız, bilgisayar robotuna bastınız. Efendim siz hangi şeyleri istiyorsunuz bunları? Kaç puanı, ona göre tercih olmaz. Bu sene durum değişiktir. Bir cevap hemen. Lütfen. 159 bin sıralama yaptım. Kocaeli mimarlık gelir mi? Tek başına 130 bin, 133 bindeki mimarlığı yazarsan şansın olmaz ama ondan sonra başka mimarlıklarda muhakkak yaz, tek bir böyle tercihle gelme diye bir şey yok. Bu tercih önemlidir. Bizim akıllarda kalan şunu söyleyeyim. Lütfen birkaç tane bilene danışın. Anladın mı? Bu işler öyle genç bir arkadaşım yapacağı bir olay değil. Tamam, tecrübe sahibi olan, mürekkep yalayan arkadaşlarımız yapacağı bir iştir. İyice danışın. Aman benim zamanım yok. Bazıları beklesin kardeşim. Bir saat, iki saat, tercih önemlidir. Bize de geldiğiniz zaman, bana da geldiğiniz zaman muhakkak ben 76 bininciyim, 48 oy olmuyor öyle bir tercih. Ben sınav sonucu görmek istiyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin evet, bursluluklarıyla ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'deki bütün şehirlerinde ve web sitesinde hepsi yazıyor arkadaşlar. Ben yanıltmayayım ama %75 burs var. PDR'yi tavsiye ediyor musun Ferzan? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama başarı sıranın önünden ve mümkünse birazcık daha gerisinden de başkaca PDR'lerde yaz diyorum. Hocam son 30 saniyeniz. Ben, Instagram Ahmet Hançerlioğulları'ndan hocama sorularınızı iletebilirsiniz. Ücretsiz şekilde yardımcı olacağını söyledim. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Öğrencilerim de bir yurt dışı görsünler. Kendi ülkemiz ve yurt dışı. Dil eğitimi de çok üst. Evet, çok üzeydim. Önemli. Doğu Akdeniz Üniversitesi bulunmaz bir nimet. Ben onu söyleyeyim. Masraflar hemen hemen şehir dışına çıkacağız aynıdır. Fevkalade bir üniversitedir. Bir sürü yabancı öğrenciye tanışacaksınız. Tamam, ben gittim gördüm. Bir sürü yabancı, bir sürü de yabancı öğretmenler var. Bundan daha kral olamaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Harikaydın evet, her zamanki gibi. Efendim 31 Temmuz pazar günü. 31 Temmuz pazar saat 10'da Ato Kongrezyum'da biz Türkiye'nin bonus hocasıyla birlikte, ben İsmail Yolcu, muhteşem bir tercih stratejileri seminerinde sizlerle buluşacağız. Ücretsizdir. 31 Temmuz pazar saat 10'da herkesi Ato Kongrezyum'a bekliyoruz. Saygılar, iyi akşamlar efendim. Saygılar, sağ olasınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.